İstanbul'dan yola çıktık. Tam 24 saat yol yaptık. Türkiye'nin en batısından Türkiye'nin en doğusuna geldik. Efendim İftar Vakti'nin ilk bölümünde Kars'ta sizinle birlikteyiz. Mecnundum, varlığında buldum beni. Hakikat bir ayna imiş baktığımda. Değerli izleyenler, eğer geçen sene İHH İnsani Yardım Vakfı'nın iftar törenini takip ettiyseniz Ramazan'ın son gününde kahramanlık destanı yazılan bir beldede Çanakkale'de olduğumuzu hatırlayacaksınız. Aradan tam bir sene geçti. Ramazan'ın ilk gününde bu sefer bir başka destan yazılan beldedeyiz. Sarıkamış yakınlarında Kars'tayız efendim. Birbirine çok benzemeyen iki destan. Bir tanesi bir kahramanlık destanı, bir tanesi de bir ağıt hikayesi ama tarihin zincirlerini birbirine ekleyen iki beldenin bir tanesinde Kars'tan bir Ramazan'a daha yeniden merhaba diyoruz efendim. Konu verdin dallarıma, ey sevgili ışık olup bunu verdin yollarıma. Hani hep yaşlılarla konuşurlar ve nasıldı eski Ramazanlar derlerdi ya. Şimdi biz gençlerle konuşacağız. Bakalım yeni Ramazanları nasıl buluyorlar ama önce bir isimleri alalım bakalım sırayla. İsmin ne? Doğuş. Kaç yaşındasın? Ben 9. 8,5'dan mı 9'dan? 10 yani. 10'a geçtin de. Peki sen tutuyor musun oruç? Ben tutuyorum bazen. Yarım gün mü tam gün mü? Ben tam gün tutuyorum. 30 gün falan oluyor oruçlar. Aferin sana. Peki Ramazan'ı seviyor musun? Evet, severim. Peki bir başka soruya geçelim. Siz daha büyüksünüz, daha çok bilirsiniz. Kars'ta yetimhane var mı biliyor musunuz? Yetimhane az şekilde. Örneğin okullarda var. Okullarda örneğin çocukların evi diyelim ailesi parası marası olmayınca örneğin okula bırakıyorlar, yatılı oluyor. Ha, yani başka böyle büyük yetim yurdu, yetim falan var mı biliyor musun? Nerede var? Oteli var. Onun hemen yan kısmında şu şelalelerin ileri kısmında var bir tane. Peki hiç yetimle tanışıyor musunuz? Var mı bildiğin yetim? Çok var. Peki memnunlar mı o yurttaki hayatlarından? Bir eksikleri, sıkıntıları var mıymış? Hayır. Hiçbir sıkıntıları yok yani? Hayır. Onlarla güzel arkadaşlık yapabiliyor musunuz? Peki Ramazan'da onların durumu nasıl? Oruç tutabiliyorlar mı? İftarları falan? Hemen hemen hepsi. O zaman bu akşam bir gelin bakalım ya bizim tırın oraya. Orada da yetimler olacak inşallah. Beraber iftar ederiz olur mu? Tamam mı? Tamam. E hadi bakalım. O zaman iftarda görüşürüz inşallah. İnşallah. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan'da insanın nefsi açılıyor ya, tatlıcı gördük, bir tatlıcıya girelim bakalım. Tatlıcıda neler var? Tatlı olarak. Hayırlı işler, selamünaleyküm. Efendim güzel tatlılar var. Tulumba tatlısı, halka tatlı, şöbiyet, şekerpare, Kemalpaşa. Ramazan deyince insan aç karnına canı her şeyi istiyor efendim. Tatlıyı gördük, canımız tatlı çekti. Geldik ama yiyemiyoruz işte oruç yüzünden. Canı tatlı isteyen başkaları da varmış efendim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İftara çok az kaldı. Az kaldı evet. Değil mi? Akşam burada bizim gezici aşevimiz var. Star'ın hemen arkasında ama siz iftar için hazırlık yapıyorsunuz. Muhtemelen evde olacaksınız. Ola ki canınız sıkılırsa, evdeki yemek yanarsa yenge oruç yüzünden şaşırıp bekleriz bizim aşevimiz oraya. Beraber teşekkür ederiz. İftar ederiz inşallah. Daha uygun insanlar yiyorsa daha iyi olur tabii. Razı olsun. Sağ olun. Teşekkür kızımız ederim. İçin. Kızımız da. Bir, ismin ne senin? İlk sana. İlk defa mı oruç tutuyoruz yoksa senin? Hı? İlk defa mı oruç tutuyorsun yoksa? Yok. Değil mi? Yaş kaç senin? Yaş mı? 9. 17 var mı? Uzun var, uzun var inşallah. 9 musun? 100. Ne kadar zamandır buradasınız? Buralı mısınız? Yok, buralı değiliz de 6-7 senedir buradayız. Ya. Nasıl? Kars'ta Ramazan hoş geçiyor mu? Bundan önce Erzurum'daydım. Ondan önce Sivas'taydık yani. Bize memleketimiz Sivas. Evet, memleketimiz Sivas'ta. Açıkçası oralardaki
Ramazan havasını burada hissediyoruz. Burada bulamadık. Yok, burada bulamıyoruz. Burada Allah gönlünüze göre Ramazan'da yaşamayı nasip etsin. Hepimize. İnşallah. Hepimize. Size de tekrar nasip etsin. Amin. Bir şey soracağım. Karşıda yetimhane yetiştirme yurdu var mı biliyor musunuz? Yetiştirme yurdu var. Nasıl durumları? Hiç ziyaret ettiniz mi yetimleri? Biliyor musunuz? Ziyaret edemedim ama öğrencilerimizin gidip geldiğini biliyorum. Onlar vasıtasıyla haber alıyoruz. Var mıymış bir ihtiyaçları? Yani ihtiyacı tabii mutlaka olmaz olur mu? Biz de inşallah bu akşam burada yetimlerle iftar edeceğiz. Zaten onun için geldik daha çok. İyi, hani dediniz ya daha uygun insanlarla yapın tabii, diye. Tabii. Ama sizi de gerçekten misafir etmek isteriz. Teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar. Senacığım hayırlı Ramazanlar. Mutlu yıllar. Allah uzun ömürler versin. Tamam mı canım? Hadi bakalım. Efendim Ramazan'daki ilk durağımız olan Kars'ta ilk durağımız Kars Valiliği Sayın Mehmet Ufuk Erden'i ziyaret edeceğiz. Kars Valisi'ni ve akşamki iftarımıza davet edeceğiz. Aynı zamanda Kars'taki yetim çocuklarla alakalı hem sorunları, problemleri konuşacağız hem de biraz vakfımız hakkında bilgi vereceğiz. Hadi gelin Ufuk Bey'in yanına gidelim. Ramazan deyince ilk akla gelenlerden bir tanesi de biliyorsunuz pide. Kars sokaklarında dolaşırken bizi fırına çeken bir koku oldu. Sıra da zaten gösteriyor. Şimdi burada sıra var, bir de utanıp içeri girmeyenler var. Gelseniz içeri ya, buyurun. Gelin. Bak biz İstanbul'dan duyduk geldik, sıraya giriyoruz pide almak için. Ustam hele az gel ya, bir dakika. Şimdi isim neydi önce, isim neydi abi? Benim Ahmet. İsminiz? Ahmet Kaya. Ahmet Kaya. Abi bir şarkı alalım sizden ya. Eskilerden falan şey. Nasıl Ramazan ilk gün pide kaç tane çıkar sizce bugün? Hani yaklaşık olarak 2500 tane civarında günlük kapasitemiz var. Ona yakın büyük ihtimal çıkar. Tamamı çıkar diyorsun. 2500 tane pide maşallah. Güzel. Sıra kaçta başlıyor? Bu saatlerde başlamışken mi? 2'de. Bunlar çok başlar. Çok değil de yani Allah'ın hikmeti Ramazan'ın şeyi bu, cilvesi burada zaten. 2'den itibaren sıra başlıyor diyorsun. Akşam iftar vakti de oluyordur herhalde değil mi? Şöyle kadar da. Merhaba. Merhaba. İsminiz neydi Mustafa abi? Mustafa Bergün. Mustafa abiciğim, sıraya girdiniz pide için. Sıraya girdik. Fırının pidesi çok mu iyi? Çok güzel. Valla. Valla çok şahane çıkarıyor. Akşam biz de gelelim o zaman alalım. Tabii. Fırın pide kaç para burada? Burada 700, 350 mi? Pide, 350. Pide, 350 pide. 350. Akın şu aşağı fırında 250'ye satıyorlar abi. Şaka yok. 350'ye pide bulmuşsun var. İstanbul'da 1 milyon falan olacak herhalde. Evet, yani. Artık biz de geldik yani, burada karnımızı yani, doyururuz diye. Mustafa abi nefek etmiyorsun mu? Ben Karslıyım. Karslısınız. Yaş kaç? Yaş 61. Maşallah. Peki bu Kars'taki yetiştirme yurduna hiç ziyaret ettin mi abi? Yetimlere şöyle bir. Valla gücümüz çarptığı kadar biz yardım etmeye çalışıyoruz. Yok, bir gün şöyle bir başına olacağız. Tabii. Herkesin vazifesi de. Tabii. Peki, cümleten hayırlı Ramazanlar. Çocuklar, hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet, hayırlı işler, görüşmek üzere.